Aralarında Cezayir, Mısır, Libya ve Tunus'un da bulunduğu toplam 9 ülkeden farklı kuşaklardaki 44 sanatçıyı bir araya getiren sergi, resim, çizim, seramik ve heykel gibi çeşitli disiplinlerden 52 önemli çalışmayı izleyiciyle buluşturuyor. What we decide is to bring together different artists from different countries. Değişik ülkelerden çeşitli sanatçıları bir araya getirdik. Soyut, figüratif, ekspresyonizm ve sürrealizm gibi çok değişik tarzlarda eserler var. Sanatçılar siyasi, sosyal konuların yanı sıra Arap kaligrafisi gibi kendi kültürel miraslarından etkilendikleri konuları da ele almışlar. Political issues, social issues, Arabic calligraphy. Ürdün Ulusal Güzel Sanatlar Galerisi'nin arşivinde İslam ve Arap ülkelerinin yanı sıra Asya, Afrika, Avrupa, Amerika ve Okyanusya'dan sanatçıların işlerinin de yer aldığı 3000'in üzerinde eser bulunuyor. Modern ve çağdaş Arap sanatına kapsamlı bir bakış atma imkanı sunan Çöl ve Deniz Arasında Ürdün Ulusal Güzel Sanatlar Galerisi'nden bir seçki sergisi 21 Nisan'a kadar Pera Müzesi'nde görülebilir. Sanat 2013'te Çağatay Yaşmut'la söyleşimiz devam ediyor. Konumuz şu anda polisiye romanları. Çağatay Bey, Başkomiser Galip bu 4 kitabında ana karakteri ve bu 4 kitapta bu karakterin etrafında kurgulanmış polisiye türündeki romanlar. Öncelikle böyle bir seri yapma fikri ne zaman aklınıza geldi? Daha doğrusu başlarken buna ben bunu bir seri şeklinde yapacağım diye mi düşündünüz? Yoksa hani bir de Başkomiser Galip'le güzel bir İlişkiniz oldu da ondan sonra devam ettirmeye mi karar verdiniz? Nasıl başladı bu serüven? Şimdi aslında her ikisi de var. Şimdi benim takip ettiğim dünya edebiyatına baktığımızda büyük polisiye yazarları, işte birkaç tane örnek vereyim size. Raymond Chandler, ünlü Philip Marlowe'u, Dashiell Hammett, Sam Spade'i, Pearl Wahlow, Martin Beck'i, Petros Markaris, Harry Tosu. Bunlar hep uzun seriler yazmışlardır. Şimdi ben de böyle yola çıktım. Uzun bir seri yapacağım diye yola çıktım. Fakat ilk romanda, Beyoğlu çıkmasında Galip acemiydi, ben de acemiydim. Fakat birbirimizi o kadar çok sevdik ki, yani sevmeseydim şayet Galip'i bırakabilirdim. Yeni bir kahramanı soyunabilirdim, yeni bir kahraman yaratabilirdim. Ama çok sevdim Galip'i. Çok sevince o da tecrübe kazandı. Ben de tecrübe kazandım. Beraber yürüdük bu yolda. Ondan sonra da ikinci roman, üçüncü roman geldi ve şimdi tamamen onunla özdeşleştim ben. Şimdi bu seri kahraman yapmanın bir iyi yanı var, bir de kötü yanı var. İyi yanı şu. Bir daha kahramanla uğraşmıyorsunuz. Çünkü o kadar çok ona kınıksıyorsunuz ki onun bir durum karşısında vereceği tepkileri biliyorsunuz. Duygularını, düşüncelerini, üzüntülerini biliyorsunuz. Nerede ne konuşacak, ne tepki verecek onu biliyorsunuz. Öyle bir kahraman sıkıntınız yok. Ve böylelikle o yazınsal süreç bir işkence olmaktan çıkıyor sizin için. Ve ben sadece kurguyla uğraşıyorum bu sefer. O muammayla uğraşıyorum. Ama kötü yanı da şudur. Öyle bir alışıyorsunuz ki, o da size öyle bir alışıyor ki, tamam ben artık bu kahramandan sıkıldım diyebiliyorsanız şayet, yeni bir kahraman yaratacağım dediğinizde o kahraman sizin yakanıza öyle bir yapışıyor ki, size öyle bir vicdan azabı çektiriyor ki, hayatta yeni bir kahramana geçemiyorsunuz ve yazarken tıkanıyorsunuz yeni bir kahramana. Yepyeni bir karakter yaratacaksınız. Hep ondan böyle bir esintiler var. Hep bu Galip'te de vardı. Farklı bir şey olsun. Gelmiyor aklınıza, tıkanıyorsunuz. Bu da kötü yanı. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki hani benim şu anda size soracağım 5 soruyu birden cevaplamış olduğunuz bir soruda. Şimdi bu başkomiser Galip kitapta depresif, hatta yer yer kasvetli bir karakter. Bunu bilerek mi böyle hazırladınız? Yani bu Galip'in kişiliği yoksa kendinden gelişen bir şey mi oldu? Yoksa bu türün bir getirisi miydi bu? Yani biz mesela Galip'i pek mutlu göremiyoruz. 4 kitapta da. Dördüncüsünü daha henüz bir bilgim yok yeni olduğu için. Bu Galip mutlu olacak mı hiç? Yoksa böyle kasvetli mi devam edecek? Ya aslında ben eğlendirmek istiyorum okura.
Yani bir muamma ile birlikte suçu harmanlayıp eğlenceli bir şekilde okulun önüne sermek istiyorum. Çünkü cinayet zaten çok ciddi bir iştir. Karamsal evet. bir iştir. Her gün 3. sayfalarda zaten bir sürü cinayet görüyoruz son zamanlarda özellikle. Ha bir de bunu okurun önüne böyle çok ciddi bir şekilde sunduğunuz zaman okur ilk şey olacak, karamsallığa kapılacak. Ben onu böyle biraz eğlenceli hale getiriyorum. Fakat şimdi Galip bir kara roman kahramanı. Şimdi kara roman dediğimiz olay da işte 1929 yılında dünya bunalımıyla birlikte başlamış. Polisi o Agatha Christie'lerden, altın çağdan çıkmış, hı hı. sokağa inmiştir. Çünkü işte rüşvet, çetecilik, içki kaçakçılığı filan içki yasağıyla birlikte organize suçlar artmıştır ve dedektifler türemiştir. Şimdi Galip kaybetmiş bir insandır. Şimdi kara roman kahramanları bir şekilde kaybetmiştir. Mesela ünlü Lawrence Brock vardır Amerikalı. Matthew Scudder diye bir dedektifi vardır. Polistir bu Galip gibi. Bir gün çatışma sırasında New York'ta kurşun seker ve kaldırımda sekip bir kız çocuğun kafasına gelir ve çocuk kız ölür. Hı hı. Ve büyük bir travma geçirir ve işi bırakır ve kendini bir türlü toparlayamaz. Matthew Scudder içkiye vurur kendini. İşte bu kaybetmiş bir kahramandır. Şimdi Galip sevdiği kadını koruyamamıştır. Evet. Koruyamam ve ölümüne neden olmuştur. Onun yasını da tutuyor. Onun yasını tutmuştur. Tabancayı şakağına dayayacak kadar da cesaretlidir. Fakat içindeki o adalet kırpıntısı hala vardır. Onu kaybetmemiştir. Ve sokaklarda iş önceliğini, duygularını bastırarak önce işini tamamlamak ister. Hatta bir çatışma sırasında kendini öldüremeyeceğini bildiği için çatışma sırasında kurşundan önüne hedef olur ve vurulur. Bilerek vurulur. Fakat kurtulur. Ve o sanki ona tanrısal bir mesajdır. Sen devam et denmektedir. Yani şimdi yazarlarla hani dediniz ya siz özdeşleşiyoruz evet. filan. Yazarlarla kahramanlar arasında da belki biraz, belki benden de biraz esintiler Galip'e gidiyordur. Ben de zaman zaman mutlu olmayan bir insan olabiliyorum. Neden bilmiyorum. Yazdığım içindir belki. Belki başka şeylerdir. Belki umutsuzluk anlarıma denk gelmiştir Galip'in o depresif durumları. Yazmışımdır. Peki romanınızdaki diğer karakterler aynı zamanda narkotikten Ekrem var. Bir flörtleşen evet, iki kişi var. Serdar var. Bu karakterler son kitapta da Galip Bey'e eşlik ediyorlar mı? Ediyorlar ve fazlasıyla eşlik ediyorlar ve hatta o kadar ben bunu biraz abarttım ki bu Galip romanından çıktı bir İstanbul polisiyesi oldu. Bir cinayet büro polisiyesi oldu. Çünkü şöyle şimdi Galip bu dört kitapta yeteri kadar ete kemiğe büründü. Ve ben onu birinci tekilden anlatıyorum. Yani ben olarak anlatıyorum. Fakat diğer kahramanları anlatırken Galip'in gözünden sınırlı kaldı. Onlar ete kemiğe bürünmediler. Şimdi ben onlara bir hayat vermek zorundaydım. O zaman ne yaptım ben bu romanda? Üçüncü ve dördüncü romanımda. Galip'ten sonra onları anlatırken üçüncü tekile girdim. Üçüncü tekile girince onların da bir hayatı oldu artık. Artık işte dediğiniz gibi Serdar'la Melik arasında bir aşk evet. başladı. Bir aldatma girdi araya. Çatışmalar çıktı. Ekrem sonradan Melike'ye aşık oldu. İki erkek bir kadına aşık oldu. Bir muhbir çıktı. Mustafa bilgileri sızdıran. Ekip kendi arasında da bazı şeyleri sorgulamaya başladı. Yani bunu sırf bir cinayet romanı olarak görmemek lazım. Bunu bir ilişki romanı olarak görebiliriz. Bir aşk romanı olarak da görebiliriz. Cinayet romanı olarak her türlü unsuru içinde barındırıyor. Beni Yavaş Öldürün'de bir seri cinayetin peşindeydik. Bir de evet. aynı zamanda bu Kadıköy cinayetlerinde yine bir seri cinayetin peşinde miyiz? Cinayetlerden çoğul olmasından öyle anlaşılıyor şimdi, ama. Şimdi benim polisiyede en nefret ettiğim şey seri cinayetlerdir aslında. Çünkü biz özellikle Amerika'dan gelen o tuğla gibi kalın polisiyelerde muammanın ve suçun önüne geçer şiddet hı hı. ve kan. Bu seri katiller bunu yaparlar. Orada muamma önemli değildir. Öldürme şekli önemlidir. Katilin yakalanması. Ben bundan nefret ediyorum. Ve iyi bir polisi okurum da tahmin ediyorum ki bundan nefret edecektir. Çünkü önemli olan o suçu çözmek muammadır. Suçun arkasındaki, cinayetin arkasındaki. Şimdi bu iki kitapta seri cinayet gözükse bile aslında seri cinayet değil. Seri cinayet süsü verilmiş bir anladım. Hedef var aslında. Hedef farklı. Şaşırtmaca. Çünkü bir önceki kitapta da seri olduğu kadar da hani birbiriyle alakasız hepsi cinayetler söz konusuydu. Ama hepsi alakalı aslında birbiriyle. Hepsi alakalı. Evet. Yani bir katil rastgele öldürmüyor. Zevk için öldürmeye ben karşıyım. Bunu sevmiyorum. Mutlaka bir neden olmalı cinayette. Şimdi bir sinema haberimiz var. Geçtiğimiz cuma günü Mutlu Aile Defteri gösterime girdi. Onu izleyeceğiz. Sonrasında sizin için kısa sorularım olacak. Tamam. Mutlu Aile Defteri filmi oyuncularının röportajlarıyla ekranlarınıza geliyor. Ne kadar ayıp,
kardeşlerim benden bir şeyler saklıyor. Ne yaptın Asuma? Ne çevirdiklerini öğreneceksin. Kalbimi kırdın. Ve bana söyleyeceksin. Yapma. Usta oyuncu Tuncay Kurtiz'in yanı sıra son dönemin başarılı genç oyuncularından Büşra Pekin, Öner Erkan, İlker Aksum, Binnur Kaya ve Bülent Emrah Parlak'ı bir araya getiren Mutlu Aile Defteri geçtiğimiz cuma gösterime girdi. Ulan rezil yalancı! Ha ne lan bu? Ha? Tatlı bir aile komedi dramı diyeyim. Olaylar güzel birbirine karışıyor ve güzel çözülüyor. O yüzden böyle doyurucu, yani seyircinin ayrıldığı zaman salondan tatlı bir hissiyatla ayrılacağını düşünüyorum ben. Görmüş olduk. Kan kaybından gebersek hiçbirinizden bir fayda yok yani. Seni nereden buldular bunlar evlat? Havaalanından kızınız benim taksime bindi. Malum akacak kan da damarda durmaz. Emekli albay Yıldırım Taşyumruk, mesleği gereği ömrü boyu sert ve otoriter bir baba olmuştur. Bir gün çatıdan düşüp acilen hastaneye kaldırılınca çocukları onu mutlu etmek için aynı çatı altında bir araya gelir. Ancak üç kardeş o güne kadar birbirlerine söyledikleri yalanlar yüzünden şimdi türlü dalavereler çevirmek zorundadır. Osman, babamlara söylemeyelim ne olur. Trilyonlarımıza çökerler vallahi. Tabii hikayenin kendine özgü birçok enteresan koşulları var. Ama sıcaklığı şuradan kaynaklanıyor. İzleyenler kendisinden bir şeyler bulabilecekler. Yani hani gittikleri zaman abi, baba, kardeş, hani bizde de böyle gibi tatlar yakalayacakları için anlamlı sıcak bir film. Yönetmenliğini İlk Aşk filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi yönetmen ve Yılmaz Güney ödülüne değer görülen Nihat Durağan üstlendiği filmin senaryosu Emre Özdür, Volkan Sümbül ve Ali Demirel imzası taşıyor. Beni ye, beni ye, me. Mutlu Aile Defteri çok özel bir film. Şöyle hani derler ya, ailecek gidecek film. İşte o ibareyi gerçekten hak eden filmlerden birisi bu. İnsanlar bu filme geldiği zaman kendilerini çok iyi hissedecekler. Aileden birilerini arama ihtiyacı duyacaklar. Belki kalabalık yemek yemek isteyecekler. Al babamı arayayım, amcamı arayayım filan gibi bir ruh haline girebilirler. Ve bir de insan, yani insan mutlu ayrılacağı, iyi hissederek ayrılacağı bir film. Bu anlamda da tarz olarak da romantik komediye dair. Hani buraya gelip kahkahalarla gülmeyi beklemesinler. Çünkü o hani şimdi bu dönem çok fazla gördüğümüz durum komedisinin absürtlüğü gibi bir şey yok burada. Son derece sakin ve tatlı tadında bir komedi. Ne işi var şimdi Allah'ın taksicisinin bu evde? Mutlu bir aile tablosu oluşturmak o kadar da zor olmamalı sloganıyla yola çıkıp türlü komik hallere düşen üç kardeşin öyküsünü odağına alan Mutlu Aile Defteri, aile komedisi sevenlerin kaçırmayacakları türden bir yapım. Ben